Emre Dayıoğlu ile Müzikli Sohbetler programının bu bölümünde Akdeniz Erbaş ile birlikteyiz. Sevgili kardeşim Akdeniz, seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda müzikle uğraşıyorum. Fakat uğraştığım müzik biraz farklı. Anadolu'ya ait bir müzik değil. Genellikle Güney Sibirya'da yaşayan Türklerin ve Moğolların müzikleriyle uğraşıyorum. Onun dışında yine farklı farklı hani Türkistan coğrafyasındaki Türk müzikleriyle uğraşıyorum. Ne kadar güzel. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. Kaç doğumluyuz? 94. Güney Sibirya'daki yaşayan Türklerden evet. Bahsettim. Yaşın da genç. Yani ben 31-32 yaşındayım. Bir söylemesi ayıp. Nereden ilgini çekti yani çok uzaklardaki hani bir
soya çekim mi oldu yoksa tamamen kültürel bir öze dönüş isteği mi? Nedir bu sendeki aşk? Aslında ikisi de yani bakınca şimdi tabii biz oradaki Türkler, Güney Sibirya'da Türklerin yaşadığını bile bilmiyoruz aslında yani genel itibariyle. Ondan sonra hani oradaki insanların müzikleri nasıldır falan filan o da farklı. Hani benim ilk başta hani Türk tarihini araştırarak bu ilgim başladı. Türk tarihinin de kültür kökleri genellikle Güney Sibirya'ya dayanıyor. O taraflarda işte çeşitli kültür daireleri eskiden mevcut. O kültür dairelerinin içinde de işte mesela şey vardı, pazır kurganı falan vardı. Onun halısı vardı meşhur, pazır halısı. Bunları araştırırken ya bugün Güney Sibirya'da şimdi kimler yaşıyor diye merak ettim. Hala Türkler oradaymış. İşte Altay Türkleri var, Akas Türkleri falan var. Sonra bunların müzikleri nasıldır falan diye böyle karşıma çıktı internetten. Çok da hoşuma gitti ilk başta. Ya dedim ben bunları yapar mıyım, yapamaz mıyım? O sırada benim bir tane elektro gitarım vardı. Onu sattım. Sonra dombra aldım. Elektro gitarımı sattım. Bir şekilde buldum dombrayı da. İzmir'den buldum. Orada Kazak şey kımız çiftliği var. Kazakların. Oradan buldum falan derken böyle ilgim artmaya başladı. Oradaki kültür çok daha fazla ilgimi çekmeye başladı. Sonra müziklerini daha da derinleyindim. Senin gibi yani genç yaşında bu müziğe ilgi duyan gençler de var mı? Var var. Çok var diyorsun yani. Çok olmasa da var. Öyle diyeyim. Yani elektro gitarını satıp da kopuz alan ben ilk kez rastladım. Seni de tebrik ediyorum. O olabilir evet. Ama keşke yani imkanın olsaydı elektro gitarı satmadan kopuz alsaydı. Keşke. İşin bir de bu tarafı var yani. Sağlık olsun. İleride bir elektro gitar daha alırsın. İnşallah. Umuyorum. Bu çalgıyı ismiyle birlikte tanıtabilir misin? Ben kopuz olarak biliyorum. Bu kadar bilgim yani... var. İzleyenlerin de tabii ki bu programı birçok genç de izliyor. Evet. Öğrenme amaçlı da izliyorlar. Ben de öğrenmek için. Elindeki çalgının hem kültürel kimliği mi diyeyim hem de müzikal kimliği hakkında biraz bilgi verir misin? Ya kopuz dediğimiz aslında yanlış bir şey değil ama kopuz yani bütün çalgıların genel ismi aslında. Yani Türkçe. Şimdi enstrüman diyoruz ya işte farklı bir dil. Onun Türkçesi kopuz. Yani her şeye kopuz denebilir aslında. Fakat bizim hani kopuz dememizin sebebi herhalde Dede Korkut'un o kopuzundan aşinalık. Hani Dede Korkut kopuz çalar, oturur falan filan. Öyle bir aşinalık bizde olduğu için. Dombra ile kopuzun farkı nedir? İşte yani kopuz dediğimiz çalgı aslında yok. Yani minyatürlerde görebiliyoruz. O da uda benzeyen bir çalgı. Tabii son zamanlarda şimdi Erkan Oğur kendi çalgısına kopuz diyor mesela. Ondan beri bir... kopuz uyanışı başladı diyelim. Fakat dombra, yani tambura isminden geliyor. Bildiğimiz tambura kelimesinin değişmiş hali dombra. İşte Orta Asya'da, Türkistan bölgesinde çalınan iki telli sazın hepsine dombra deniyor aslında. Yani bu sazı Kazaklar çalıyor. Ondan sonra Nogaylar çalıyor. Tatarlar çalıyor. Kazan Tatarları çalıyor. İşte Kırım Tatarların kuzeyinde yaşayanlar çalıyor. Ve benzeri. Hepsi de buna dombra diyor. Onun haricinde bu sazın aslında yine iki telli biçimde. Fakat farklı şekilleri, görünüşleri olan halleriyle Güney Sibirya'da görebiliyoruz bu sazı. Yani aslında isim sürekli değişiyor. Farklı farklı isimler var. İşte dombra var, doşbulur var, topşur var, işte doğuşur var. İsim sürekli değişiyor. Fakat çalgı aynı. Çalış biçimleri aynı mı peki? Benzer mi? Çok benziyor. Vuruş biçimlerinden de gösterebilir misin? Mesela Kazaklar işte temel vuruş tekniği olarak sağ eli iki parmağını kullanarak vuruyor. Hani biz alıştık ya şeylerde, sazlarda şelpe tek parmakla çalınır. Onlar iki parmağı kullanarak bunu nasıl gösteriyor. Mesela işte baş parmakla yukarı çekiyor. Ve işaret parmağıyla aşağı itiyor. Ve temel vuruş tekniğini böyle yakalıyor. Hep bir alt ritmi. Bizim bağlamaya göre bir ters ritim aslında. Çok farklı. Baş parmağımı hiç çekmedim. Yani, gitarcılar çekiyor baş parmağımı da. Ya onda da mesela flamenco farklı ondaki şeyde. Bu şey kendine has bir vuruş tekniği aslında. İleri düzeyde farklı farklı vuruş teknikleri de var mesela. İşte işaret parmağının içeriden çekildiği vuruş tekniği var mesela. Hı-hı. Yani şöyle. Oo. Kısa bir ezgi örnekleyebilir misin bunu? Böyle. Aslında
teknik olarak da biraz zor. Az önce şey dedin, hep bir at. Evet, ritmi var. At ritmi var. Onu bir daha çalabilir misin o ritmi? Ya bir ezgiyle örneklendirebilir misin? Ya mesela en basitinden. Ufak bir ezgi mesela. Hani hep o at ritmini hissediyorsunuz. Evet. Şarkılarda, türkülerde. Kültürel dokuyla doğal dokunun bir nevi birleşmesi kesinlikle, belki de. Kesinlikle. Çok güzel. Çağdaş Türk lehçeleri bölümü okuyorum dedin. Evet. Müziğe ilgin de var. Fakat domburayı çalmak çok kolay değil. Değil. Hiçbir öğretmenin oldu mu, ustan oldu mu ya da sadece açıp internetten dombura nasıl öğrenilir? İşte elektro gitarımı sattım, dombura aldım mı dedim. Bu mu yani? Evet, aynen öyle. Çok ilginç. Yani şeyi düşünmedim. Nasıl öğrenirim kısmını düşünmedim. Bir şekilde öğrenirim. İlk başta çok zorlandım ama YouTube'da şey var, çok fazla içerik var artık. Hani çoğu Kazakçaydı. Bir şekilde anlamaya çalıştım. İşte Kazakça öğrendim. Ondan sonra şimdi çok daha fazla içerik var. Aslında bu da çok güzel bir örnek. Çalgı çalmak istiyorum ama öğrenemiyorum. Özellikle bizim hani size bizim de geliyordur öyle. Türkiye'de yaşayan mesela insanların temel problemleri çalgı problemi. Hocam saz çalmak istiyorum, bağlama çalmak istiyorum ama çalamıyorum. Bu güzel bir örnek. Yani evet, evet. YouTube'dan videoları gördün. Gördüm. Kazakçaydı videolar. Kazakça da öğrendin. Öğrendim. Demek ki yapıyor, evet. Teknik olarak zor bir çalgı. Hemen öğrenilebilecek bir çalgıya benzemiyor. Buradan izleyenler de aslında güzel bir sosyal ders. Yani YouTube'dan internetten, videolardan çalgı öğrenilebiliyormuş. Yani Türkiye'de de dombura çalanlar genellikle işte Kazak kökenli vatandaşlar. Hmm. Buraya göçmen olarak gelenler var. Çok eskiden göçenler var. Onları bulmak da çok zor. Köylerinde yaşıyor birçoğu. Hmm. Nerelerde bu köyler? Mesela Niğde'de Altay köyü var. Tamamen Kazaklardan oluşuyor. Mesela Van'da Ulupamir köyü var. Orayı tamamen duymuştum. Kırgızlardan oluşuyor. Hani burada mesela geleneksel İşte sözlü kültür devam ediyor. Onun haricinde ne müzikler güzel devam ediyor. Peki gittin mi oralara? Ulupamir'e gitmedim ama Altay'a gittim. Nasıldı? Yine. Çok güzel. Yani insanları da zaten birçoğu aynı zamanda Zeytinburnu'nda da bağı olan insanlar İstanbul. Altay'daki işte o kımız çiftliğinden bahsettim mesela. Orada da aynı şekilde Kazaklar yaşıyor. Domra çalanlar var mı o köyde? Rastladın mı? Var, rastladım. Altay'da. Yaşlılardan çalıyorlar. Niğde'deki köyde domra çalanlar var. Zaten şey eski domralar var genellikle. Bayağı da güzel şeyler vardı. Bir ara gidelim senin o zaman. Gidelim vallahi çok güzel. Sen götüreceksin ama ben. Tamam. Bizim o taraflara gelirsen ben de gideriz ama ben şimdi onlarla iletişim kuramayabilirim. Valla bak gerçekten bir ara. Türkçe biliyor herkes. Ha, olsun hani. Ya bizim ara gidiyorsun işte amca curayı çalıveya diyorsun, çalıyorlar. Hani ben onlarla bu anlamda diyaloğu sen kurarsın. Beraber gidersek çok memnun olurum. Bak nereden nereye ne güzel şeyler çıkıyor. Ben bilmiyordum. Yaşadıklarını biliyordum Kırgızların, Kazakların. Ama dombura çalanların olduğunu hiç düşünemezdim bile. Neler neler öğreniyoruz. Peki bu domburadaki iki telin herhangi bir simgesi var mı? Neden iki tel? Bunun bir efsanevi hikayesi var. O ayrı konu. Hani efsane hikaye olduğu için. Bir de zaten o bölgeye baktığımız zaman hep iki telli çalgılar var. Şeyde de öyle, yaylı çalgılar da iki telli. Orada bir şeyi görebiliyoruz. Söyleme tekniğinde de dem kültürü var. Yani bir tel sürekli dem veriyor. Alttaki tel ana melodiyi çalıyor. Öyle bir kültür oturmuş. Nasıl mesela? Burada. Yani bu artık bu da değişti yani. Bu dem kültürü de değişmeye başladı. Ama mesela alttaki melodiyi çalıyor. Yani şekilde ilerliyor. Üstte her zaman üstte hep bir dem sesi. Karar sesini dem olarak sesi duyuyoruz. Ve işte alttaki de şeyde de öyledir mesela. İşte öbür İgil diye bir çalgı var mesela Tuvalılarda. Onda da yaylı olan. Evet. Bizim toroslarda ıklığa dönüşen. Onda da mesela böyle bir genel eski teknik var. Tabii bunlar da değişmeye başladı. Hani insanlar geliştikçe, şuurları geliştikçe müzik arayışları da gelişiyor. Onun dışında şeyde de öyledir mesela. İşte gırtlak tekniğiyle yapılan müzikte de destancılık vardır. O destancılıkta da o üstteki dem sesine bağlı olarak şey verilir. Hep gırtlaktan bir destan anlatılır. Farklı bir ses tekniğiyle. Sen onları yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Bir örnekleyebilir misin? Şimdi evet. Ya işte
Çalmadan mı, çalarak mı oluyor? Çalarak oluyor. Yani 6 ayda. Yani şunu merak ediyorum. Onun sonra... Bir gırtlakta iki ses çıkıyor. Evet. Onu yapabiliyor musun? Yapıyorum. Ne deniyor lan? Buna işte farklı farklı. Mesela Güney Sibirya'nın batı köşesinde buna kaylamak deniyor. Kaylamak. Kayçılık. Kaylamak. Yani bunu yapan kaycı oluyor. Kayçı. Zaten destana da kay diyorlar. Kaycı hem destancı hem de türkücü anlamına geliyor orada. Çalmadan bir o sesin nasıl çıktığını merak ediyorum. Yapabilir misin? İşte onun 3 tane farklı tekniği var. İşte bir mesela pes olarak. Bu pes ses. O en tiz ses de şey, sıgıt deniyor ona. Tarzında çıkıyor. Üçüncüsü? Üçüncüsü orta ses. O destanların anlatıldığı ses. Hömey. Onda sözler söyleniyor. O da tarzında bir ses. Yani bunu sözlerle söylenerek kullanılıyor bu teknik. Çok ilginç yani. Canlı Kazakistan'daki o Türk Dünyası Müzik Festivali'nde görmüştüm. Evet. İletişim kuramadım. Hani anlatmasını istemiştim sanatçının. Anlatamadım. İfade edemedim kendimi. O da beni anlayamadı. Yani o iki sesin çıkma mantığı. Yine dem... Tekniği, mantığı tamam. Tekniği de çok zor. Yine yani dem kültürüyle alakalı. İşte bir dem ses var. Mesela tarzında alttan ilerleyen. Onun üzerine dilini kıvırdığınız zaman sıgıt oluyor. Ben yapabilir miyim? Islık oluyor. Yok, yapamazsın. Sen nasıl öğrendin bunu? Şimdi bunun tekniği şöyle aslında. Boğazda benim, mesela sizde olmayan, sizin kullanmadığınız bazı kaslar var. Ben o kasları geliştirdim boğazımda. O kaslar gelişince bu sesler de aktif oluyor. Basları muhtemelen gelişti. Alttakileri. Ses tellerine yakın olan o kaslar. Hani sıkma kasları. O kaslar geliştikçe işte şey gibi yani spor salonuna gitmek gibi aslında. Her gün belirli egzersizlerle o kasları geliştirince onlar aktif hale geliyor. Ondan sonra bunu kullanmaya başlıyorsunuz. İşte gibisinden bir temel ses elde etmeniz gerekiyor. Onun üzerine de tarzında ıslık devreye giriyor. Abi inanılır gibi değil ya. Orada da iki ses duyuluyor işte. Valla ustası olmadan bunları öğrenebilmek de çok zor. İnternet olsun. İnternet. Usta çırak ilişkisi, internet, internet. Çırak ilişkisi. Şeyi soracağım. Yani bu kadar ilgim var. Acaba hani şimdi işte Türkler diyorlar ya, deniyor yani. Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmişler işte 1071'de Malazgirt Savaşı. Evet. Öğreniyoruz kitaplarda ama mesela Sibirya'nın güneyinde neden o kalan Türklerin bir boyu artık Altay Türkleri demiştin herhalde. Yok yani boy olarak düşünemeyiz o. İşte durum burada. Anadolu'ya göç eden Türklerle orada kalan Türkler arasında bir fark var mı? Ya da niye onlar göç etmeyip bu tamamen bu göç olgusu rastlamsal mı gelişmiş? Yoksa doğal sebeplerden dolayı yoksa savaşlardan dolayı mı? Zaten göç olgusu şey değildir. Bütün Türkler bir anda göç etmez hiçbir zaman. Mesela şey vardı Barak Türkmenleri. Hı-hı. Siz biliyorsunuz Antep tarafında. Onlar en son buraya göçenler. 17. yüzyıl. 11. yüzyılda göçen var. 12. yüzyılda göçen var. Göçüp geri gidenler var. Anadolu'yu sevmeyip evet. Geri gidenler var. Timur'la beraber geri gidenler var. Sürekli bir hareket halinde. Yani mesela işte Anadolu'ya biz Kırım taraf mesela ana tarafım Kırım göçmeni. İşte Kırım'dan gelmişler zamanında. Ama bir sürü köy mesela Sibir Türkleri var. Şeyde yaşayan, Türkiye'de yaşayan Sibir Hanlığı'ndan bağlı. O da Sibirya'dan gelme ve Anadolu'ya gelmişler zamanında. Bu aslında bir rastlantı boyutu da var. Bir de yani bütün Türk kütlesini şeyi düşünemeyiz. Nasıl desem? Tek bir Türk kütlesi olarak düşünemeyiz. Yani bu en basitinden işte Hunlar yıkıldıktan sonra Batı Hun göçüyor. Doğu Hun orada kalıyor. Doğu Hun da Kuzey Güney diye ikiye bölünüyor. Hı hı. Falan filan. Bunun gibi meseleler. Ama Güney Sibirya çok değişik bir coğrafya. Kuzey tarafında tayga var, ormanlar var. Güney tarafında bozkır var. İki kültür bir arada aslında. Bir tayga orman kültürü var. Bir de bozkır kültürü. O yüzden Güney Sibirya'da oluşan kültür dairesi de çok ilginç.
oradaki insanlar da herhalde bunu sevdiğinden oradan pek dışarı çıkmamış. Kapalı bir kültür devam ediyor. Evet. O tarafa da gidebildin mi hiç? Yok, gidemedim daha. Ama Çin'e falan gittin herhalde. Kore'ye gittim ben. Kore'ye gittim. Japonya? Yok, gidemedim. Bakalım. Dilini biliyoruz ama. Tabii onu da söylemedin sen. İlk üniversiten? Evet. Japon dili ve edebiyatı mı? Ankara Üniversitesi'nde Japon dili edebiyatı okudum bir süre. Ankara Üniversitesi'nde. Bıraktın sonra? Bıraktım sonra. Çağdaş Türk'e. Lehçe'de geldim. Şimdi bu nedir? O şaman davulu, kam davulu diye tabir ettiğimiz davul. Tabii kendileri öyle demiyor. Kendileri tüngür diyor buna. Tüngür. Tüngür. Elle çalınmıyor herhalde. Yok, bunun bir orba dedikleri bir şey var. Tokmağı var. Topak da tabir ettim. Çok az örnekleyebilir misin bunda? Tabii. Yani 5-10 saniye. Şey ben yapalım. Tutabilirim. Şimdi bu üzerindeki resimlerin hepsinin birer anlamı var. Yani bunu zaten her kam, her şaman kendisi yapıyor bu şey, davulu. Ama tabii buradaki olay Güney Sibirya'da eski Türk inancı devam ettiği için, hani şamanizm veya tengricilik diye tabir ettiğimiz o inanç devam ettiği için, hani bunlar bu resimler ve bu semboller yaşıyor. Ben bunu müzikal anlamda yaptırdım. İşte yazıyla falan süsledim. Süslettirdim daha doğrusu, bir arkadaşım yaptı. Onun haricinde sesi bildiğimiz davuldan biraz farklı. Törenlerde mi çalınır sadece? Kam davulları, evet. Kamların törenlerinde çalınır. Kamların işte seanslarında çalınır artık. Neyse işte kurban seansı mı? Ondan sonra iyileştirme mi? Seans mı diyorlar peki bunlara? Ya, tören mi diyorlar? Tören tabii yani. Seans dediğim o bölüm anlamında kullanayım hani, dedim. İnançsal manada yapılan evet. Bir nevi ritüeller gibi bir şey. Tabii. Ve bu hani müzikal anlamda kullanılacaksa sembolleri olmayan ve resimleri olmayan halinde yapılır davul. Anladım çünkü. Yani bunların hepsinin bir anlamı var onun için. Yani motifinde tabii ki dediğin gibi inançsal faktörde de evet. Değerleri varsa. Ya bir şey mi örnekleyeyim? Yani örnekleyebiliriz istersen, herhangi bir sakıncası yoksa. İşte alır mı? Alır. Ha, tamam. Biraz cızırtı yapabilir de ses yüksek. Az vurursun. Ha. Şimdi mesela şey var, Reşit Rahmeti Arat diye bir hocamız var. Merhum. Ondan sonra büyük hocamız. O Uygurlardan, eski Uygur Türklerinden, şimdiki Uygur değil de eski Uygur Türklerinden Tang Tengri diye bir tane ilahi derlemişti. Bu Maneist döneme denk geliyor. O ilahi mesela şey gibi, bir davul ritmi içeriyor ilahi kendi içinde. Hani bir aliterasyon var. Ben de onu kam davuluna uyarladım. Ondan bir örnek çalabilirim. Buyur bakalım. Thank you.
ay dengi. Siz biz ne uzadın? Körüme gün dengi. Siz biz ne kurtaran? Dam dengi dam dengi dam dengi dam dengi dam. Çalgının ismi ağız kopuzu. Ağız kopuzu. Ağız kopuzu. Dur ben bunu iznin olursa sen şunu daya, ben yakından kaydetmek istiyorum. Şu kamerayı alayım ben. Şöyle. İznin var değil mi? Tabii abi. Eyvallah. Çalgının ismi ağız kopuzu. Ağızda çalınan bir kopuz. Yani sadece homuz da deniyor. Mesela demir kopuz da deniyor. İşte Zeki Demir Kopuz. Oradan geliyor soyadı mesela. Ondan sonra ağızla çalınan bir çalgı. Ağzın akustiğini kullanıyor. Teknesi yok yani. Kendi başına ses çıkarmıyor. Bunu şeyler çalıyor. Aynı yani dediğimiz gibi Güney Sibirya Türkleri dahil bütün aslında Türkistan coğrafyasında, Çin'de hatta şeye kadar geldi bu. Joe Harp deniyor mesela İngilizce. Amerika'da bile çalınıyor artık. Evet. Şeyler üzerine. Evet, evet. Yani kovboy müziğinde çok fazla kullanılıyor. Bir de Hababam sınıfında da mesela çalınıyor. O arkadaki bildiğimiz doing doing sesi evet. Var ya. O yani buradan gelen bir ses aslında. Fakat kökeninin işte Güney Sibirya olduğu düşünülüyor. Oradaki kültürde bu çok değerli bir yere sahip. Aynı zamanda Kamların, Şamanların aletidir bu demir komuz. Onun haricinde benim elimde bulunan Saka Türklerinin çaldığı versiyon. Saka Türkleri. Saka Türkleri, Saha Türkleri ya da iki şekilde de söyleniyor. Yakutistan'da yaşıyor bunlar. Nerede yaşıyorlar? Yakutistan. Yakutistan. Rusya'nın en doğu bölgesinde, en soğuk bölgesi diyebiliriz. Yani Rusya'nın en soğuk bölgelerinden birinde. Ya kışın -65, -70 görüyorlar mesela. Hani düşünün nasıl bir soğuk. Abi nasıl yaşıyorlar orada ya? Bazen şey falan oluyor zaten. Yani soğuktan burnu düşenler, kulağı düşenler böyle görüyormuşsunuz anlatılan yani anlatılanlara göre. Bunun çalınış biçiminde şöyle. Şu iki tarafını dişlerinizin önüne koyuyorsunuz. Yani buraları ısırmıyorsunuz dişlerinizle. Hı-hı. Önüne koyuyorsunuz. Öyle çalınıyor. Ve iterek değil de çekilerek çalınıyor. Bir örnekleyebilir misin? Tabii bu... Arada hava da veriyorum. Yani muhtemelen benim algıladığımda da arada hava veriyorsun. Artı dilini hareket ettiriyorsun. Tabii dil hareketleri, boğaz hareketleri. Boğaz yani, hareketleri. Evet, yani. Boğazın açılıp kapanmasıyla ses değişiyor mesela. Oo. Boğazı açtığım zaman bütün akustik olarak buraya kadar iniyor. Çok ilginç. Ağız kopuzunun böyle çeşitli şeyleri var, türleri var. Bu daha ufak mesela, ufak olan bir tür. Sesleri farklı. Şu
en ufaklarından var. Bu da Kazakların çaldı. Kırgızların. Hı, bende ondan çaldı vardı, evet. Yani. Bir öğretmen hediye etmiştim. Şöyle tutulayım. Vay be. Cinsine. Hedefin, yani ileride yapmak istediklerin, ben kısaca bahseder misin? Hep müzik konuşuyoruz, iyi güzel de yani sen sanırım benim bu programa başlayalı beri benden küçük olarak konuk olan tek kişisin. Çok benim de çok gurur, onur duydum yani. Hani 25 yaşındasın. Çok güzel. Aramızda 7 yaş fark var. Ben inanıyorum ki 7 yıl çok önemli o süre. İşte özellikle 25-30 arası çok önemli üretim konusunda. Bu süreçte neler yapmayı planlıyorsun? Neler var aklında? Yani tabii ki bu süreçte şimdi okulu bitirdikten sonra benim yüksek lisans düşüncem falan var. Türkoloji okuyorum. Bunu işin hani bilimiyle de yapmak istiyorum. Çünkü insanlara hani kültürü ve müziği anlatırken doğru kaynakları kullanmak istiyorum. Aynı zamanda hani müzikte de en çok yapmak istediğim şey aslında sentez müzik. Yani belirli usta müzisyenlerle buluşup bu Sibirya müziğini sentez bir şekilde başka müziklerle buluşturmak istiyorum. Yani bunun için kendimi de daha fazla geliştireceğim tabii ki. Ona da devam ediyorum. Bir de yeni insanlar yetiştirmek istiyorum hani bu konuda. Bu müziği yapsınlar, bu müziği görsünler, devam ettirsinler. Ne güzel. Hem akademik boyutunu, hem müzisyenlik boyutunu, hem de eğitimcilik boyutunu evet. düşünüyorsun. Aslında çok güzel bir üç ayak bu. Şimdiden bunu düşündüğüne göre ben uygulayabileceğine inanıyorum. Bir de sana ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Akdeniz Erbaş nereden bulabiliriz? Facebook, YouTube, Instagram. YouTube'da var. Hepsi var. Bir kısaca onu söyle istersen. Çünkü insanlar merak ediyor. Ya videoyu izliyorlar. Ha ne güzelmiş ya, güzelmiş işte, çok güzel çaldı söylediden ziyade. Akdeniz Erbaş'ı nasıl bulabiliriz? YouTube'da Akdeniz Erbaş diye bir kanalım var. Onun haricinde Twitter'da varım. Nedir Twitter ismi? Akbaş Erdeniz. Akbaş? Erdeniz. Erdeniz. Tam tersi. Tamam. Onun haricinde Facebook'ta da Akdeniz Erbaş ismiyle varım. Instagram'da da Akdeniz Erbas olarak şeysiz biçimde varım. Eyvallah. Peki önemli değil. Diğer 30 dakika olduğunda kapanıyor. Mail adresin var mı? Var. Çünkü gençlerden belki mail atmak isteyenler olur. O nedir? Akdeniz Erbas, o da mail, Gmail. Eyvallah. .com. Yani bunları zaten yazarız herhalde. Bu çalgın ismi Çopo Çor. Çopo Çor. Çopo Çor. Bir Kırgız çalgısı. Fakat aynı çalgı benzer şekilde Kazaklarda da var. Yine aynı şekilde dünyanın birkaç yerinde var. Fakat bendeki Kırgızların çalgısı yani Çopo Çor. Örneklendirebilir misin? Küçük bir ninni çalayım ben size bununla. Tamam. Çalgı aslında dilli bir çalgı. Dilli olduğu için hani üfleyince direkt ses çıkıyor. Bir nevi flüt gibi. Evet, flüt gibi. Hemen ses çıkıyor yani. Kaplumbağa benziyor. Ve 6 tane deliği var. Deliklerin boyutları eşit. Bu delikleri yarım kapattığınız zaman ara sesleri elde ediyorsunuz. Tam kapattığınız zaman işte o ana gamdaki sesleri elde ediyorsunuz. Yani yarım ses ilerliyor. Evet. Tampere sistem gibi diyebiliriz seslerini. Değil, tampere sistem gibi ama siz elde ediyorsunuz. Koma sesler var mı? Şeyle, kapatmayla. Ha, evet. Ne güzel yani. Yarım ya da açık. Peki, desti, işte toprak? Tabii, çok çamur yani. Bildiğimiz kilden yapılan bir çalgı. Bunu aslında Türkiye'de de yapabiliriz. İşte ben denedim ama zor yani. Tam tutturamıyoruz. Olmuyor mu? Belki bir elimizde bir kalıp olsa yapılabilir.
Sevgili müzikseverler, kameraların birisinin kartı bitti, birisinin şarjı doldu derken programı böyle bitireceğiz. Kusura bakmayın, bu bölümlük idare edin ama doğallığı kaybetmediğimize inanıyorum. Akdeniz'le birlikte sevgili kardeşim bugün konuk oldu. Sağ olsun, var olsun. Kendisini sosyal medya hesaplarından zaten ilgi duyan arkadaşlar ulaşırlar. Evet Akdeniz, son olarak ne söylemek istersin? Elindeki kameraya bakarak söyleyebilirsin. Tabii öncelikle hani bu Güney Sibirya'daki gırtlak müziği olsun, dombra olsun. İlk başta bize çok uzak gelebilir ama o kadar uzak olmadığını sonra dinlediğimiz zaman fark edeceğinizi umuyorum. Ve aynı zamanda yaptığım müziklerle dinleyerek bana destek olabileceğinizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.